Merhabalar, Olay Sağlığa hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Bugün stüdyomuzdaki konuğumuz dahiliye uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte. Malum Mete Bey konuğumuz olduğu zaman sağlıklı beslenmeyi konuşacağız. Son zamanlarda gündeme gelen bir takım bilgiler ne kadar doğru ne kadar yanlış bunu tartışacağız. Yulaftan bahsedeceğiz bu programımızda özellikle ve farklı yörelerde farklı isimlerle de adlandırılan Kapari'den bahsedeceğiz. Ve beraberinde son dönemde özellikle obeziteyle mücadelede çok sık gündeme gelen cerrahi müdahaleler ve bu cerrahi müdahalelerin kadın sağlığına risklerinden bahsedeceğiz. Eğer vaktimiz kalırsa beslenme alışkanlıklarımız, yatmadan önce tükettiğimiz gıdalar ve çiğneme alışkanlığımızdan bahsedeceğiz. Sizler de ifade ettiğimiz konu başlıklarıyla ilgili sorularınızı olaysağlık@olaytv.com.tr mail adresine ulaştırabilirsiniz efendim. Ben hemen Mete Bey'e dönmek istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü konu başlıkları gerçekten de son dönemde gündemde sıklıkla yer alan, hatta belki de sağlık programları hiç izlemeyen ama iyi bir sosyal medya takipçisinin gündemine giren bir konu, bir başlık. Dilerseniz yulafla başlayalım. Yulaf ciddi anlamda pek çok uzmanın da konu edindiği, Amerikan kültürü beslenmede de gevrek olarak belki gündeme gelen bir besin kaynağı. Ama bu besin kaynağı aynı zamanda hayvan yemiymişçesine ağır cümleler de var gündemde. Ne kadar doğru ne kadar yanlış sizden öğrenelim. Evet, öncelikle bütün izleyenlere saygılar sunuyorum. Yulaf binlerce yıldır kullanılan bir tahıl. Diğer tahıllardan farklı olarak böyle toplu halde değil, saçak saçak bulunan yapı itibariyle bir değişik yapısı var. Fakat çok eski yıllarda, yani Tunç devrinde İsviçre'de, Finlandiya'da, bu bölgelerde bulunan mağaralarda, İskoçya'da özellikle, yulafın kalıntılarına rastlanmış. Dolayısıyla o dönemden beri insanların bunu kullandığı biliniyor. Çok iyi bir mineral deposu. Bazı lif kaynakları açısından da zengin ve nişasta kaynağı. Onun dışında bir takım vitaminleri, bitkisel proteinleri de içeren bir tahıl. Şimdi hayvan yemi olarak, tabii hayvan yemi olarak kullanılıyor ama biliyoruz ki buğday da hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Arpa da hayvan yemi olarak kullanılabiliyor. Sonuçta insanlar belli bir dönem, tarihten beri bunu kullanmışlar ve son derece de faydalarını görmüşler. Günümüzde hala özellikle sizin de söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde, Rusya'da, İskoçya'daki çok tipik İngilizler ve İskoçlar çok seviyor gerçekten yulafı. Bunu gevrek olarak, bahsettiğiniz gibi kahvaltılık olarak hala kullanmaya devam ediyorlar. Şöyle bir yapısı var. Yani günümüzde bizim ekmek gibi pratik olarak kullanamamızın sebebi şu. Buğday gibi kabartamıyorsunuz bunu. Yani öyle bildiğimiz ekmek kıvamına getiremiyorsunuz bunu. Ama şu bir gerçek ki kesinlikle hayvan yemi deyip de böyle yani bir işe yaramaz bir gıda gibi görmemek lazım bir lafı. Bu açıdan emin olun. Literatürde bir sürü çalışma var. Her günde yepyeni bazı şeyleri çıkıyor. Ha şu olabilir tabii. Yani yulaf bugün hangi sektörün elinde, kimin elinde, kim bunu dağıtıyor, ediyor gibi. Oralar ayrı. Oralar işin farklı bir boyutu. Biz sağlık konusuna bakacak olursak yulaf son derece sağlıklı. Tükettiğim, hastalarıma önerdiğim bir tahıl maddesi. Onun dışında şöyle bir özelliği var yulafın. Bir buğdayın kullanılmadığı dönemlerde, buğdayın pahalı olduğu dönemlerde yulaf bayağı yararlanılmış ucuz olduğu için ve bundan demin bahsettiğim gibi bir takım ekmek yapmaya çalışmışlar. Ve bugün hala unutulmasın, İsveç dahil, İskoçya dahil, İngiltere dahil, Amerika ve Rusya dahil pek çok ülkede son derece yaygın bir şekilde de kullanılmakta. Şimdi görsellerimizde de izleyicilerimiz fark edeceklerdir. Tek yönlü bir kullanım söz konusu değil. Meyvelerle birlikte, sütle birlikte tüketim söz konusu. Aynı zamanda bazı karbonhidratlı kurabiye, kek, ekmek gibi yapılan besinlerimizin içine de yulaf ununu veya yulaf kepeğini katmak mümkün. O zaman en iyi yulaf tüketim yöntemi sizce hangisi? Gevrek olarak sütle karıştırmak, meyvelerle birlikte tüketmek mi? Hepsini kullanabilir insanlar. Yoksa ununu örneğin normal bir ekmek unu gibi kullanmak mı? Saf unu yine nişasta açısından biliyorsunuz çok önerdiğimiz bir şey değil. Ama kepeğiyle beraber kullandığı takdirde ki şu unutulmamalı, yulaf kepeğine mahsus bir olay var. Aşağı yukarı bir birimi diyelim 25 birim su tutabiliyor vücutta, midede ve bağırsaklarda.
Bu açıdan dolayı daha çabuk tokluk hissi veren ve obezite tedavisinde, modern obezite tedavisinde yurt dışında pek çok hekimin son derece yararlanarak kullandığı bir maddedir. Hı. Onun dışında daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Şimdi konusu geldi, iyi de oldu. Bitkilerden bizim D vitamini almamız çok ender. Patates de bulabiliyoruz, yulaf da bulabiliyoruz. Hayvansal gıdalarda daha fazla biliyorsunuz. Yulaf bu açıdan çok zengin. Onun dışında daha çok ilaç sanayinde yulaftan elde edilen ve daha önceki programlarımızda da konuştuğumuz beta-glukan diye bir madde var. Hı hı. Kapalı ortamlarda çalışanlarda, grip enfeksiyonlarına karşı korunmada son derece etkili, kullanılması açısından söylüyorum ben, son derece etkili madde. Vücut direncinin artışına sebep oluyor. Bağışıklık sistemimizi güçlendirici bir madde. Bununla ilgili haplar var. Hekimlerimiz de reçete ediyor bunları zaten. Onun dışında demin bahsettiğim gibi yulafın kepeğinin özellikle kendisinden 25 kat daha ağır olarak su tutma özelliği var. Bu nedenle mide ve bağırsaklarda tokluk hissi yarattığı için, aynı zamanda probiyotiklere karşı da bir prebiyotik görevi gördüğü için yulafın kepeği de son derece faydalı. İlginç gelebilir, bunlar çok yeni bilgiler. Krom içerdiği için, krom insülin direncinde son derece kullanılan bir ilaçtır. Evet. İnsülinin hassasiyetini arttırıp insülin miktarını kanımızda azaltan maddedir. Yulafta bu da var. Diyabet onun hastalarına yulafla beslenmeyi öneriyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Çok yulafa özgü bir antioksidan madde var. Avenan tiamit deniyorlar buna. Bunun da son derece faydalı bir antioksidan olduğu bulunmuş ve sadece yulafta bulunuyor bu. Onun dışında kolesterol düzeylerimizi, endojen kolesterolümüzü safra ile beraber birleşerek bağırsaklardan atıldığı için bir miktar düşürebiliyor. Sonra daha önceki programlarda hep lifli beslenmeyi anlatmıştık. Şöyle düşünün, günde 21 gram lif aldığınız takdirde, yani böyle bir beslenmeye sahip olduğunuzda kalp hastalıklarını, özellikle ani kalp krizlerini %12 oranında düşürebiliyorsunuz. Onun için yulaf da bu nedenle son derece faydalı bir madde. Şöyle hani bu hayvan yemidir olarak bunu kabul eden kişilere şunu da tabii bir arada söylemek lazım. İngilizler yulafı çok seviyor. Hareketli, böyle kabına sığamayan insanlar, zeki insanlar için İngilizlerin yulafı fazla geldi herhalde diye bir şey var, hı hı. Atasözü var. Bazı yerlerde duymuşsunuz, evet. Arpası fazla geldi derler. Evet, bizde de kullanılır. Evet, ama yulafı fazla geldi. Bu yapılan araştırmalarda yulafın özellikle entelektüel seviye, zeka seviyesinin artmasına da çok büyük katkılar olduğu, multipsiklerozda son derece faydalı olduğu da bulunmuş. Peki şimdi bu sağlık meselelerini bir çırpıda bir kez daha tekrarlayalım mı? Yulaf tabii. Tüketimi hangi özellikle hastalık gruplarında bir çözüm elbette değil ama yardımcı olabilir. Hastalığın tabii, hafifletilmesine tabii. Veya bertaraf edilmesine destek atabilir. Hocam şunu içtenlikle söyleyebilirim. Kendi kişisel bilgilerime ve gözlemlerime göre ailesinde kalın bağırsak kanseri olan, kalın bağırsak kanseri nedeniyle sürekli korku çeken, o bağırsak kanserine risk faktörü oluşturabilecek bir takım şeyleri barındıran insanların bol bol lif alması lazım. Bu yulaf bu konuda tam olarak da bir kepeği de dahil bence mükemmel bir seçim. Onun dışında dediğim gibi çok kesinleşmiş, kanıtlanmış bir bilgidir bu. Eğer günde 21 gram, ki daha fazlası daha da iyidir bunun belli ölçülere kadar, günde 21 gram lif alan bir kişi, düşünebiliyor musunuz? Ani kalp krizlerinden veya kalp krizinden %12-13 oranında kendisini koruyabiliyor. Onun dışında biliyorsunuz şeker hastalıklarında lifli beslenmenin çok büyük önemi var. Bu liflerin aşağıda glukozu bağlayıcı özellikleri var. Glukoz emilimini azaltıcı özellikleri var. Bu nedenle bir takım kronik hastalıklara sahip olan, kalın bağırsak kanseri tehlikesi olan, ki artık 3. sırada görülen bir hastalık türü. Bu nedenle bunu toplumun geneline de söylemekte hiçbir sakınca yok. Yulaf asla küçümsenecek bir bitki değil, bir tahıl değil. Hastalarıma da kullanıyorum. Kullanılmasını da öneren bir hekimim. Peki. Şimdi özellikle yine bize gelen maillerden bir soru yönelteceğim size. Piyasada tüketilen çok farklı miktarlarda, farklı çeşitlerde bisküviler var. Yulaflı evet. Olduğu evet. Yazan.
iddia edilen ya da evet. gerçekten yulaf kullanılan. Bu bir pazarlama metodu mu diye soruyor izleyenlerimizden bir tanesi. Gerçekten yulaf olup olmadığını anlamamızın bir yolu var mı, bir yöntemi var mı hocam? Hocam bunun tabii denetleyicileri vardır mutlaka. Yani bu bir paket içine sokulana kadar bir sürü aşamadan geçiyor. Burada bunun gerçekten yulaf kullanılıp kullanılmadığını denetleyecek olanlar odur. O ruhsatı hı hı. verenlerdir. Fakat hep konuşuyoruz onu. Eğer bir maddenin içerisine rafine edilmişse, katkı maddeleri konulmuşsa, bunlar bizim hücrelerimizin tanıdığı maddeler değil. Hı hı. Bunlar eninde sonunda bir takım sıkıntılara yol açacak olan şeylerdir. Ama evde hazırlayabilir kişi, güvenli bir firma, şimdi hidrojene yağ kullanılmışsa önermiyoruz onu. Daha önce de konuşmuştuk. Sonuçta bir margarindir bu. Bir takım koruyucu, raf ömrünü uzatıcı katkı maddeleri konulmuşsa bunu da istemiyoruz. Ama bir takım iyi kökleşmiş bazı firmaların doğal bir şekilde bize sunduğu yulaf varsa bunu tüketmekte hiçbir sıkıntı yok. Peki yulaftan sonra son dönemde yine sıklıkla adını duyduğumuz pek çok farklı yörede farklı isimle adlandırılan kapariye geçeceğiz. Kapari'nin ne olduğunu sizden önce bir rica edelim. Hangi yörelerde daha sık kullanıldığını evet. çok daha iyi ifade edeceksiniz izleyenlerimize ve nelere iyi geldiğini konuşalım dilerseniz. Gerçekten çok faydalı. Ben okudukça hakikaten hayretlere düştüm. O kadar üstüne düşmezdim bunu. Şimdi ülkemizde önce 450 yıl kadar önce Evliya Çelebi'nin bakıyorsunuz anılarında var. Muğla taraflarında hı hı. görmüş bunu. O zaman yanlış hatırlamıyorsam Gebere veya Gebre adı hı hı. altında toplumda deve dikeni olarak da bilinir. İnsanlar bahçesini açmak için bunları temizlerler ortadan. Ama çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bugün İspanya yılda 24 milyar dolar hocam. Hı hı. 24 milyar dolar ki milli bitkileri bu. Bu kapariden elde hı hı. ediyor. Türkiye'ninkini de ben öğrendim. 12 milyon dolar. Yani bizde de yetişiyor. Karadeniz bölgesi hariç yüksek yerlerde dahil olmak üzere güneşi seviyor bu bitki. Akdeniz'in favori evet. bitkisi. Akdeniz'de bitki özellikle evet. Batı Akdeniz'in alt kısımlarında hı hı. yani bizim o Türkiye'nin köşelerinde Muğla civarlarına çok yetişiyor. Son derece faydalı. Boya sanayinde kullanılıyor, ilaç endüstrisinde kullanılıyor. Bir takım yani endüstriyel maddelerin yapımında kullanılıyor. Çok geniş bir alanı var. Ve düşünün yani bir ülke 24 milyar dolar bundan gelir elde ediyor. İspanya burada da lider konumunda. Almanlar aşağı yukarı 472 çeşit turşusunu yapabiliyor bunu. Genellikle yiyeceklerde pizzaların üzerinde görülüyor. Garnitür olarak kullanılabiliyor. Küçük yeşil zeytin gibi düşünün. Bunun biraz daha küçük bir şey bitkisi var. Ve ülkemizde de tahmin ediyorum eğer bir şey yapılırsa ki 12 milyon dolarlık bir getirisi varsa daha da geniş alanlar hı hı. açılabilir. Ülkemizin de bahsettiğiniz kuşak boyunca her tarafına yetişebileceği düşüncesindeyim evet. ben. Çiçeği ve çiçeğinin kokusu da çok farklıdır. Evet. evet. Şimdi tıbbi olarak eğer gelirsek hocam, içinde kuarsetin ve KM prefol diye bir antioksidan var. Bunlar ne yapıyor bize? Hocam birincisi antioksidan, yani vücudumuzun hücrelerini zafiyete uğratacak bir takım özellikle kanserojen etki gösterecek maddeleri nötr hale getiriyor. Yani hayır hücreyi kanser yapma, ben hı hı. geldim ben seni tepeleyeceğimin bir şey kısaca anlatımı. Bu KM prefol özellikle yurt dışındaki çalışmalarda bakıyorsunuz ilaçları da var bunun. Ülkemizde de birkaç preparatı var. Özellikle ciddi üniversiteler tarafından meme kanseri, hı hı. yumurtalık, pankreas, mide kanseri, prostat kanseri ve hatta akciğer kanserinde koruyucu özellikleri, tedaviye yardımcı olarak bunlar kullanılıyor. Onun dışında çok garip gelebilir size. Helicobacter pylori, hı hı. yani midemizde uzun bir dönem, şimdi farklı görüşlerde olsa yani mantara bağlı oluyor denilse de hala bilim insanları tarafından desteklenen bir görüş. Midemizde ülser, gastrit yapan Helicobacter pylori denen bakterinin ölümüne sebep olabiliyor hı hı. bu kapari. Cinsel fonksiyon bozukluklarında yurt dışında çok sık kullanılıyor özellikle erkeklerde. Antiviral etkinlikleri var yani hı hı. Virüslere karşı koruyucu etkileri var. Multipsiklerozda özellikle yeni çalışmalar bu KM prefol dediğimiz yani kaparin içinde bol miktarda bulunan ve nispeten buna spesifik sayılabilen bu maddeyi çok sık kullanıyorlar. Flavonoid
cinsi bir madde bu içeriği. Yani nereye bakarsanız bakın, ben şeyi de unuttum. Kadınlarda da adet düzenleyici olarak da kullanılabiliyor. Yani kapari görüntü de ciddi kaynaklardan da araştırdığınız zaman son derece faydalı bir bitki gibi görünüyor. Peki, şimdi her meyvenin, her sebzenin ilaçlarda olduğu gibi bir tüketim saati var mı? Organların yediğimiz gıdaları daha iyi absorbe edebilmesi veya sindirebilmesi için. Biraz bu biyolojik saat meselesine gelmek istiyorum. Çünkü biz genellikle, özellikle siz farklı şeyler anlattıkça, izleyenlerimizden hep ilaç gibi hangi saatlerinde günün veya ne kadar kullanmalıyız gibi sorular geliyor. Çok doğru. Halbuki yulaf hayatın tam içinde. Belki kapari Akdeniz yeme biçimini örnek alan izleyicilerimiz için çok uzak bir meyve değil, çok uzak bir sebze değil, ama kapariyi siz dediğiniz için tüketecek olan izleyicilerimiz muhakkak bunu soracaklar. Ne kadar tüketmek lazım? Günün hangi saatlerinde tüketmek lazım? Hocam, buradan da biyolojik saate geçiş yapalım. Yani leblebi çekirdek gibi tüketilecek bir şey değil. Evet. Ha, şunu da asla unutmamak lazım. Yani bugün içerisinden elde edilen antioksidan bir takım işlemlerden geçtikten sonra ilaç olarak piyasaya veriliyor. Burada kişiler öncelikle bir antioksidan aldıklarını bilmek zorundalar. Ama dediğim gibi 472 çeşit Almanlar bunun turşusunu kuruyor. Demek ki biz evimizde bunu turşu yaparak belli miktarlarda da yersek, hem probiyotik açısından hem asla ölmez antioksidanla, çünkü çok çok büyük ısıdan geçirmiyorsunuz, başka işlemlere tabi tutmuyorsunuz. Bence turşusunu kurmak, yemeklerin yanında garnitür olarak kullanmak bile faydadır. Yani bu antioksidanları almış olursunuz. Sade şey değil, başka antioksidanlar da var içerisinde. Bu biyolojik saate gelince, hatırlıyorsanız bizim Nobel ödüllü bilim insanımız bir biyolojik saat bulmuştu. Kanser hücrelerinin de bir biyolojik saati var. Ve belli dönemlerde bazı ilaçları verirsek bu sefer kanser hücresiyle çok daha kolay başa çıkıyoruz diye. Özellikle muhtemelen çok etkiledi beni. Bir çalışma okudum. Eylül ayı içerisinde yayınlandı bu çalışma. Ve hakikaten de şöyle hocam. Bizim kiraz büyüklüğünde beynimizde bir organcığımız var. Buna hipotalamus diyoruz biz. Kiraz kadar organ ama içerisinde aşağı yukarı 50 bin tane çok özelleşmiş bazı hücreler var. Ve çok garip gelebilir. Gözümüze ışık değdiği andan itibaren bu hücrelerde bir takım faaliyetler başlıyor. İşte bir takım hormonlar gönderiyorlar belli yerlere. Sen oraya git, sen oraya git, şunu yap, bunu yap gibi. Sonuçta da biliyorsunuz, siz yabancı değilsiniz o konuya. Böbrek üstü bezimizden bazı hormonlar salgılanıyor. Tiroid dokumuzdan bazı hormonlar salgılanıyor. Bizzat hipotalamusun kendisinden bir takım hormonlar salgılanıyor. Ve vücudumuzun bu görünmeyen, bu küçük ama çok etkili işçileri bir takım faaliyetlere sebep oluyorlar. Şöyle, gerçekten çok etkileyici bir çalışmaydı. Şimdi erkeklerde geceleyin testosteron miktarının daha fazla olduğunu söylüyor bu çalışma yapan bilim insanları. Öyle ki eskiden, yani ilk insanların döneminde bile erkekler sabah çıkardı, kimi avla uğraşırdı, kimi düşmanlarla uğraşırdı, şu bu. Akşam artık inine, mağarasına gelirdi, neyse. Testosteron miktarı gece daha fazla çıkmaya bu zamandan beri başlamış. Kadınlarda ise östrojen miktarının gündüz daha fazla olduğu bulmuş. Onların böyle çok büyük bir çabası yok. Yani evde bir yemek hazırlama adam getirecek, orada da yenilecek gibi. Onun dışında uykuda kriptokrom denilen, bu da yeni bir bulunan bir protein. Uykumuzda omurgamızdan böyle bir hormon salgılandı bulunmuş. İyi bir uykunun sonucunda bu madde kalkıyor. Omurganın sağlığı için ağrı kesici özelliği var, anti-enflamatuar özelliği var ve iyi bir uykudan sonra insanlar kendini onun için daha zinde hissediyormuş. Ama ille bu hormonların, yine hipotalamus kaynaklı hormonların yoluyla, bu hormonun da gece özellikle 2 ila 4 arasında salgılandığı bulunmuş. Onun dışında bunu herkes bilir. Mesela sabah kalktığımızda cildimizin son derece sağlıklı olduğunu görüyoruz. Burada da orta öğrenim bilgisi bu. Gece bizim uykumuzda büyüme hormonu çıkar. Çocuklarda büyümeye sebep olurken erişkin yaşlarda yıpranmış etmiş hücreleri toplayıp yerine yeni protein, sentezlenmiş proteinleri gider o dokulara koyduğu için gece bütün işi büyüme hormonunun erişkin insanlarda tamirat yapmaktır. Bu tamiratı da yine iyi bir uykuyla ancak sağlanan büyüme hormonu gerçekleşir. Hep bunu söylerler bilim insanları, pek çok yoldan aynı kapıya çıkıyorsunuz.
Karaciğeri de gece yormamak lazım. Karaciğerin gece belli bir saatten sonra belli işleri var. Artık evini temizlemeye başlar. Ama siz tekrar buna bir gıda gönderirseniz bu sefer evini temizlemeye değil, bu sefer yağ yapmaya yönelik bir takım çalışmaların içine girer. Onun için de karaciğeri de gece yemek yemediğiniz takdirde bir takım hormonlar etkisiyle yağ yapmak, kendi asli işi protein sentez etmek, kan yapmak vesaire gibi işleriyle uğraştırırsınız. Sabahları virüslerin etkisi çok az. Belli hormonların etkisiyle, bağışıklık sistemimizin biraz daha etkili olması nedeniyle. Dolayısıyla replikasyon diyoruz. Yani virüslerin çoğalması biraz daha yavaştır. Buna istinaden de hatta bir takım bilim insanları antiviral ilaçları özellikle sabahları alın ki bu olanı da bir artık öldürelim gibisinden düşünüyorlar. Göz çok önemli hocam. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi gözümüz gece parlak ışıklara asla alışık değil. En fazla göz bozulmasının sebeplerinin altında yatan da budur. Gözümüzün gece adapte olduğu olay, normal olay karanlık bir ortamdır. Mümkün olduğu kadar karanlık bir ortamı ister. Düşünün gerçekten bugüne kadar binlerce yıl geçirdi insanoğlu. Elektrik bulundu, hadi ateşti, oydu buydu derken genelde karanlık ortamlar alışıklı. Loş, ama gece seyahat ettiğinizi düşünün, uzun bir yola gittiğinizi düşünün, o arabanın ışıkları. Gece eğlence hayatına düşkün olduğunuzu düşünün, onların ışıkları. Veyahut da aynı şekilde, inşallah arkadaşlarım kızmaz bana ama bu stüdyoda çalışan arkadaşlarımızın tabii gece bu ışıkları, bunlar mutlaka belli, yani gözün yapısına ters olan bir ben olay. Ben size bir şey diyeyim. Hepimiz muhakkak telefona bakarak yatıp uyuyoruz. Hep de çok eleştirirler beni. Yakında davul çaldıracağız ya da iki gün sonra mı telefonu açmayı planlıyordun diye çok kızarlar arkadaşlarım. Evet. Ben ekrana baktığım zaman 3-4 saat süreyle uyuyamıyorum. Kesinlikle. Yani bu belki oradaki LED'den, oradaki uygulamadan kaynaklanıyor olabilir ama tabletler ve kullandığımız Android telefonların yüksek ışıkları bile kesinlikle inanın gözü etkiliyor. Çok haklısın. Ben çocukları düşünemiyorum bu noktada hocam. Belki biz bir nevi bertaraf edebiliyoruz kendi kendimize ama çocuklar ne yapıyorlar ya da nereye doğru gidecek bu neslin devamlılığı onu gerçekten tahmin edemiyorum. Şimdi karaciğerle ilgili özellikle bir vurgu daha yapalım isterim ben. Çünkü biz genellikle alkollü içecek tüketenler daha iyi anlayacaklardır bu uyarıyı. Evet. Gece ilerleyen saatlerinde, gecenin ilerleyen saatlerinde alkollü içeceklerin tüketimleri gerçekleşir. Ve yanında yine karaciğeri çokça yoracak yağlı gıdalarla birlikte. Evet, haklısınız. Genellikle geleneksel beslenme alışkanlıklarını sürdüren aileler gece maksimum belki bir tatlı, yine karaciğere bir yük ama yanında belki daha hafif bir meyveyle sonlandırıyoruz akşam yemeklerimizi. Elbette tabii doğru ya da yanlış bunu da rica edeceğim sizden ama farklı beslenme alışkanlıkları. En başa da alkollü içecek tüketimini alalım isterseniz. Karaciğeri ne kadar yıpratıyor? Hocam, alkol başlı başına zaten karaciğerde yağlanmaya sebep olan bir faktör. O açıdan gerçekten çok dikkatli kullanmak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Yani sağlıklı bir şey değil. Bunu baştan konuşalım. Bugün bazı bilim insanlarının probiyotik amaçlı olarak kırmızı şarapta bulunan resveratrol ve bazı antioksidanlardan dolayı yararlı olduğunu söylüyorlar. Ama sonuçta özellikle belli bir düzeyden sonra alınan alkol karaciğerin kesinlikle düşmanı. Buna bir de dediğiniz gibi siz gece eğer bir beslenme olayı eklerseniz, yani akşam öğünden sonra bir de bunu bir geç saatlere kadar yatmadan önce sürdürürseniz bu sefer karaciğerin asli görevlerini yapması ötelenecek ki 450'nin üzerinde görevi var. Protein yapmak, bir takım vitaminleri depo etmek, yıpranan yerlere protein göndermek, bağışıklık sistemini ayakta tutmak vesaire vesaire, bir takım enzimler yapmak gibi. Bu diğer konuya ait ben herkesin bilebileceği başka bir şey de söyleyeyim. Bu açıdan da bir fayda sağlamış olabilirim. Vücudun bu biyolojik saatine, organların biyolojik saatine ait bir olay da akciğerlere özgüdür. Astım hastalığı olanlar genellikle sabaha karşı bu hata geçirirler. Yine aynı şekilde bir takım kortikosteroid hormonların vücudumuzda azalması, adrenalin gibi organ maddelerin azalması astım ataklarını alevlendirebiliyor. Bu nedenle tıpta yeni bir şey var artık. Yani ilaçları da belli bir zamanda alma gibi. O dönemde alınabilen astım ilaçlarının çok çok daha büyük bir faydası var. Onun dışında yine kalple alakalı bir biyolojik saat var. Kalp kası gece 2 ile 5 arası
biraz daha kendini dinlenmeye alıyor. Hemen siz kakkas demişken sorayım. Daha önceki haftalarda gelen sorulardan derlemiştim ben bir miktar bugün dosyama. Bu kalple ve kalp sağlığı ile ilgili konuşmalarımızda hep tereyağı meselesini soran evet. izleyicilerimiz var. Evet. Özellikle gerçekten tereyağı, doğal bir tereyağı kakkasını besliyor mu diye soruyorlar inanamayarak. Kesinlikle. Ne kadar tüketmek gerekiyor bu noktada kalbimiz için? Hocam, iyi bir yorum yapalım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün hepimiz biliyoruz İngiltere Kraliçesi'nin halini evet. değil mi? İsteyen vatandaşlarımız Zita West diye girebilirler. İngiltere Kraliçesi'nin beslenmesiyle ilgili hı hı. internetten bakabilirler. Bir de eğer Kaz Dağları civarında tanıdıkları varsa o bölgelerden toplanan tereyağlarının Buckingham Sarayı'na gidip gitmediğini öğrenebilirler. Artık burada hakikaten bir nokta koymak lazım. 90 yaşında entelektüel düzeyi iyi, son derece bilgili, becerikli. Hala bugün ekonomik problemleri, sosyal problemleri başbakanıyla, dünyadaki diğer ülkelerin başkanlarıyla görüşebilen bir kadın tereyağını yiyorsa artık bir şey söylememek lazım. Ama bahsettiğim tereyağı, hakiki hı hı. tereyağı. Onun dışında bize bunu ikinci sınıfta yani tıbbiyede öğretiyorlar. Kalp sadece ve sadece yağ yakar. Yani kalbin şekerle beyin gibi bir şeyi yok. Ha beyin şeker yakar derken hani biz kesme şekeri alalım da bunu yaksın diye değil. Yine karaciğerin yaptığı glukozdan bahsediyorum. Onun beyne gönderdiği şekerden bahsediyorum. Ama ikinci sınıf tıp bilgisidir. Hemen hemen kalbimizin bütün yakıt ihtiyacı tereyağından gelir. Hı. Bu kesin bir bilgidir. Peki hemen diğer sorumuza geçelim. Vaktimiz gitgide daralıyor. Siz genel anlamda doktor girmeyen eve, güneş girmeyen eve doktor girer dedik evet. değil mi? Bu bizim bir atasözümüz aynı evet. zamanda. Güneşin ne kadar faydalı, ne kadar yararlı olduğunu vurguladınız. Ve ne olursa olsun, inançlarımız ne doğrultuda olursa olsun, kendimize balkonumuzda veya camımızın kenarında birkaç dakika zaman ayırmamız gerekiyor. Hatta bunu 16-17'ye kadar uzattık ve evet. nasıl güneşlenmemiz gerektiğini yaz boyunca ekranımızdan izleyenlerimize anlattınız. Evet. Şimdi farklı bir akım var. Pencereni aç akımı söz konusu. Ve bunun özellikle yatmadan önce havalandırılan yatak odalarıyla, oksijenlendirilen ortamlarla ilişkili olduğu ifade ediliyor. Bir evet. uzman olarak bu pencereni aç ve kilo ver teorisi nereden geliyor? Hocam bu 9 Eylül 2016'da İngiltere'nin bir saygın gazetesinde yayınlanmış Oxford Üniversitesi'nin hı hı. çalışması. Şimdi vücudumuzda aslında biz hep şey biliyoruz ama iki çeşit yağ var. Özellikle yeni doğanlarda veya 1-2 yaşına kadar vücudumuzda kahverengi yağ dokusu dediğimiz bir yağ dokusu var. Erişkin yaşta bu azalıyor biraz. Hı hı. Şimdi bütün obezite ile ilgili çalışmalar diyor ki biz öncelikle bu kahverengi yağ dokusu bize çok lazım. Daha çok sırt bölgemizde bulunuyor. Bu scapula dediğimiz iki tane kürek kemiğimizin arasında bulunuyor bunlar. Çocuklarda da başka bölümlerde de var. Bunlar hızla ısıya çevrilebilen yağlar. Beyaz yağlar gibi değil. Ve faydalı bunlar. Kahverengi yağ denmesinin sebebi de aşırı damarlanma olduğu için mikroskop altında rengi böyle göründüğü için kahverengi yağ dokusu diyorlar. Şimdi bu Oxford Üniversitesi'nin çalışması diyor ki eğer gece bulunduğunuz ortam serinse yani hafif de soğuksa vücudunuz o ısıyı dengede tutmak için o beyaz yağları hı hı. bizim toksik olarak bildiğimiz yağları kahverengi yağ çeviriyor. Böyle bir sistem de var 2015'te çok güzel bir grafik haline de getirildi. Bu kahverengi yağ da hemen aynı anda ısıya dönüşüyor ısıyı korumak için. Gerçekten de bugün dünyada bazı merkezlerde soğuk terapisiyle insanlara yağ yaktırma metotları var. Yani bazal metabolizmanızı birdenbire çok arttırıyorsunuz. -150, 160, 170 dereceye kadar kısa süreli eksi insanları soğutarak bu yolla bir takım zayıflama metotları da var ve hala yenileri de çıkıyor. Yani bütün amaç yattığın oda fırın gibi olmasın, serin olsun, gece uykunla da yağ yakmaya devam et. Ha bu tabii bir gün, iki gün, beş günde olacak bir olay değil. Ama böyle bir alışkanlık elde ettiğiniz zaman hiç hareket etmeden vücudunuz metabolik faaliyetlerini arttırarak, vücudu ısıtarak soğuğa karşı bir koruyucu önlem olarak bakıyorsunuz ki yağlar eritmeye başlamış. Ve dünyada dediğim gibi bunun
pek çok şeyi var, örneği de var. Serin ortamda uyku, evet. Oksijenlenmiş, temiz ortamda uykunun altını çiziyoruz. Peki evet. Mağaralar, çadırlar, demek ki atalarımızdan gelen tüm alışkanlıklar, belki de betonarme bu binalara hapsolmadan önceki dönemde yapılan birçok şey, düzgün bir fiziğe sahip olabilmek için ideal kavramlarmış. Hocam, değil mi? İnsanoğlu da biliyorsunuz, yani sizin de mesleğiniz, ya sonuçta hayvanlar aleminin bir parçası. Biz doğadan koptuğumuz sürece bir takım sıkıntıları çekmeye mahkumuz. Hı hı. Doğayla bütün aslında bizim yapımız. Hücrelerin yapısı, vücudumuza girenler, çıkanlar, yani bu alemin bir parçasıyız biz de. Bugün atlar gibi, tavuklar gibi, bitkiler gibi bizler de bu dünyada bir takım şeyleri alıp yaşamakla yükümlü olan insanlarız. Bizim de işte bir takım şeylere ihtiyacımız var ve bu gerçektir. Hastalıkların gelişimine bakıyorsunuz. Hı hı. Bir takım kötü olayların gelişimine bakıyorsunuz. Beslenmemizle ve yaşam tarzıyla ve doğaya olan saygımızla orantılı olarak gidiyor bunlar. Peki, kısacık bir ara vereceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özellikle obezite cerrahisinden sonra kadınları neler bekliyor, bunu konuşacağız efendim. Efendim, Olay Sağlık ikinci yarıda kaldığı yerden devam ediyor. Ekranları başına yeni geçen izleyicilerimiz için biz bugünkü konu ve konuğumuzu yeniden hatırlatalım. Dahili uzmanı Doktor Mete Ekşioğlu bizimle birlikte. Biz Mete Bey ile beraber özellikle programımızın ilk yarısında sağlıklı beslenme öğütlerini verdik izleyenlerimize. İkinci yarıda artık günümüzde sıkça popüler olan bir cerrahi müdahale var. Yıllarca kilolarından şikayet eden, yıllarca türlü diyetler deneyen pek çok kişi bu dönemde artık yavaş yavaş obezite cerrahisine başvuruyor. Ancak bu obezite cerrahisi metotlarından biri, kadınların hayatında ilerleyen dönemlerde acaba bir risk faktörü oluşturabilir mi? Ya da oluşturuyor mu? Bunu uzmanına soracağız. Yöntemlerden bir tanesi de gastrik bypass. Evet. Ekranımızdan da çok sık bu yöntemleri anlatıyoruz evet. Biz. Ve bu noktada en çok da hep vurguladığınız mesele aşırı yağlanmanın gebeliğe engel oluyor olması. Kesinlikle. Fazla kilolu ama gebe kalamayan pek çok izleyicimiz bize mesaj atar, mail atar bu noktada. Derler ki hani hekimimiz kilo vermemizi istedi. Kilo verirsek gebe kalabileceğimizi ifade ettiler. Ve bu ameliyatlardan sonra kilo verip hamile kalan da pek çok kişi var. Evet. Ama bu noktada gastrik bypasslı bir bayanın doğum yaptığı takdirde sonuçlar neler olabilir? Özellikle çocuğu neler bekliyor? Bunu bir uzman görüşüyle sizden rica edelim. Şimdi gastrik bypass'ta midenin büyük bir kısmı bypass ediliyor. Yani ortam dışında bırakılıyor. Küçük bir kısmını bağırsaklara birleştiriyorsunuz. Bunun birkaç tipi var. Günümüzde başka metotlar öne çıktığı için biraz daha geri atılmış gibi görünse de yurt dışında hala gastrik bypass son derece yaygın kullanılıyor. Neden? %70'e kadar kilo verebiliyorsunuz bu metotla. Ama şunu ısrarla tekrar ediyorum hocam. Ölüm riski taşıyan, belli ciddi kriterleri olan hastalar için uygulanabilecektir bunlar. Günümüzde maalesef bu biraz yolundan çıkıp artık yiyelim nasılsa gidip bir ameliyat olur, midemizi ufaltırız denecek boyutlara geldi. Ve insanımız sağlığıyla maalesef oynuyor bu konuda. Hı hı. Bunu da özellikle belirteyim. Şimdi mide ameliyatı, yani obeziteye bağlı mide cerrahilerinden, endikasyonlarından bir tanesi de çocuk sahibi olamayan obezlerdir. Evet. Hakikaten de yani çocuk sahibi olmak istiyorsa bu metot uygulanabilir diye söyleniyor. Klasik kitaplarda da var. Fakat bu gastrik bypasslı hastalar eğer, bu çok önemli, 2 yıla kadar gebe kalırlarsa bazı şeyler oturmadan, çünkü bazı maddelerin emilmesi, vitamin mineral eksiklikleri çok sık rastlanıyor bu insanlarda. Bazen kronik ishallere rastlanabiliyor vesaire. Onun için 2 sene kadar gebe kalmasınlar deniyor. Aksi halde gebe kalırlarsa düşük doğum ağırlıklı bebeklere sahip olurlar diyor. Bunun oranı da az değil. Yani bu düşük doğum ağırlıklı bebek oranı baya baya yüksek oluyor. Ama aşağı yukarı 18 ay veya 2 yıl kadar geçtikten sonra gebe kalınırsa bu risk biraz daha aşağıya düşüyor. Hı hı. Bu önemli bilgidir. Belki birkaç kişiye bir faydamız olur diye de belirtmekte. Dolayısıyla operasyondan yeni sonra yeni bir bilgidir de bu. 18 ay en az. En az 18 ay. Evet. Ya da 2 yıla kadar uzun bir sürenin beklenmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Sağlıklı bebek dünyaya getirmek için. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirebilmek için bunu vurguluyoruz. Peki hemen ondan sonra da bambaşka bir bakış açısıyla
geçtiğimiz yıl ve hala da Sağlık Bakanlığı'nın önemli uyardığı doğal doğum meselesine giriş yapalım. Evet. Doğal doğumun bir bebeğe kazandırdığı mikroorganizma florası, yani yararlı bakteri ortamı nasıl? Sıklıkla tercih edilen, özellikle çalışan kadın portresidir bu ya da farklı doğumsal problemleri risk almamak için hekimin tercihidir aynı zamanda. Evet. Sezeryen uygulanan bebeğin bakteriyel florası nasıl? Her ikisinin arasındaki farklar neler? Acaba biraz daha mı sezeryen bebekler obeziteye yakın? Evet, bu doğru. Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması bu. 6 Eylül geçtiğimiz ayın içerisinde yapılmış bir çalışma. Eğer sezeryanla bir bebeği dünyaya getiriyorsanız bunların ileride %64 daha fazla obez olma riski var. Şöyle bahsettiğiniz gibi gerçekten işin kaynağında da bir probiyotik olayı var. Sadece ve sadece anneye mahsus ve doğum esnasında 4 ila 6 saat boyunca annenin mahrem kanalında bir takım probiyotik bakteriler var. Çocuk buradan geçerken bunları vücuduna alıyor. Çok önemli bir şey gerçekten. Buradan aldığı bakteriler işte burun kenarından, ağzından, oradan buradan gidip bağırsaklarına yerleşiyor. Hı hı. Ve dış dünyadan gelenlerle vücudun birbirine tanışmasını bunlar yapıyor. Yani bebek de diyor ki şu faydalı bir gıdadır, bunu al kullan, şu değildir kullanma gibi. Ama hatta şimdi sezaryenle doğan çocuklarda anneden bir sürüntü alıp çocuğun ağzından burnundan da içeri vermeye başlarlar. Ama ne derece etkili tabii, bununla ilgili bir bilgim yok. Evet. Fakat normal doğum gerçekleşmedi, sezaryenle doğdu çocuk. O zaman ya etraftaki ebenin nefesinden ya oradaki atmosferden veya doktordan ilk bakterilerini buradan alıyor çocuk. Onun için çok uzun sürece, tabii anneden aldığı ile mukayese kabul etmez, probiyotik desteğinden mahrum diyorlar. Buna bağlamışlar bunu. Yani tek sebep budur diyorlar. İyi bir flora oluşturması için çok çok uzun zaman geçmesi lazım. Ve bu anneden o florayı da, yani probiyotik desteğini almadığı için de diğer çocuklar az bir rakam değil hocam. %64 oranında sezaryenle doğan çocukların ileride daha fazla şişman olacağı söyleniyor. Peki mecbur kaldık. Sezaryen dışında başka bir şansımız yoktu. Gerçekten hekimin de çok ciddi karar verdiği, tabii, düşündüğü özel bir doğum var, atlattık. O zaman biz bebeğimizi doğru beslersek, geleneksel beslenme şartlarını ona anlatırsak, onu aşılarsak hocam, hatta aslında doğru kelime bu. Hocam en önemlisi anne sütü. Bu. Ve doğru bir anne sütü eğitimi diyelim. Bu önler mi obeziteyi? Nispeten, yani anne sütü alan çocuklarda daha önce konuşmuştuk. Hele böyle 1,5-2 yıl kadar emenlerde daha az obezite riski. Ama şunu özellikle belirtmek isterim. İnsanın elinde olmayan bir takım sebepler var tabii. Sezaryenle doğan, üstelik ondan sonra da anne sütü emmeyen çocukların gerçekten çok özel bakıma ihtiyaçları var. Beslenmelerine özellikle olur, yani her insanın başına gelebilir bu. Ama daha bir itinayla beslemek lazım o çocuk. Peki, şimdi yavaş yavaş gelen sorularla da harmanlayarak sıradaki sorumu yöneltmek istiyorum ben size. Bursa bir sanayi kenti. Dolayısıyla her meslekte vardiyalar var. Özellikle ağır metal sanayi, otomotiv sanayinin kalbi Bursa'da atıyor. Evet. Dolayısıyla sıklıkla yollarda da dikkat ederiz gece yolculuklarında. Saat 16'da giren işçiler saat 00'da çıkarlar. Doğru. 00'da girenler ertesi sabah çıkarlar. Şimdi bu şartlarda çalışıyorum. Örneğin 4'te girdim ve 00'da çıktım. 2 tane çay molam var, 2 dakikalık. Doğal gıdalardan, besinlerden bu noktada yararlanmam o zaman diliminde çok zor. Bu nedenden dolayı gece çıktıktan sonra, 00'dan sonra mecburen bazı atıştırmalar yapıyorum diye sorarlar bize. Evet. Bu şartlar altında gece çıktıktan sonra iş bitiminde beslenmek zorunda olan izleyicilerimize neler tavsiye edersiniz? Hocam gerçekten kolay bir iş değil. Tabii. Bu. Yani insanlar ekmek parası için uğraşıyorlar. İster istemez sağlık ikinci plana düşüyor. Ama bu asla üzerinde hiç kimsenin aksini beyan ettiği bir durum değil. Demin de bahsettim. Mümkün olduğu kadar erken bir saatte akşam yemeğini yiyip ondan sonra yatana kadar bir şey yemediğiniz takdirde organlarınızı daha sağlıklı hale getiriyorsunuz. 9 Eylül Üniversitesi'nin göğsümüzü kabartacak bir çalışması oldu. İngiltere'de 3 gazetede birden bundan aşağı yukarı bir ay kadar önce başlık atıldı. Oradan bir doçent meslektaşım, bayan, çok güzel bir çalışma yaptı. Akşam yemeğini geç saatlerde yiyip hemen peşinden yatan insanlarda şöyle bir şey bulundu.
Birincisi, kalbimizin normalde gece hızı %10 kadar düşüyor aşağıya. Buna tansiyon da dahil olmak üzere. Tansiyonumuz da düşüyor bizim. Fakat akşam yemeğini yedikten sonra vücut bir, yani geç saatlerde yiyip hemen yattıktan sonra vücut bir alarm durumuna geçiyor. Yiyecek geldi, artık başka şeylere vakit ayıramıyor, onu sindirmeye çalışıyor vesaire. Tansiyondaki bu normal düşmeyi, fizyolojik düşmeyi o zaman sağlayamıyorsunuz siz. 1-2 gün, 3 gün, 5 gün, 1 sene, 2 sene, 3 sene diğerlerine göre bakıyorsunuz ki bir müddet sonra tansiyon gelmiş, yerleşmiş. Kalp artık biraz yorulmuş. Dolayısıyla kalp krizine, hipertansiyona, bir takım kalp yetmezliklerine, kalp kapağı hastalıklarına vesaire, kısaca kalp damar hastalıklarına bu insanlarda çok daha fazla rastlıyorsunuz. Ve ben huzurlarınızda tanımıyorum meslektaşım ama bizi Türkiye olarak böyle gururlandırdığı için, İngiltere'nin 3 büyük dergisinde böyle bir çalışması çıktığı için tebrik ediyorum kendisini. Bir diğer olay da, bu arada hep hani akşam diyoruz ama gündüz de. Kahvaltıyı atlayanlarda da aynı olay var. Bu da çok ilginç. Tam tersi düşünülür. Hocam, iyi, sağlıklı bir kahvaltının da gün içerisinde bir miktar kalbe faydalı olduğu, tansiyonu da belli bir miktar düşürdüğü bulunmuş. Geceki kadar değil. Ama asla bu iki şeye mümkün olduğu kadar gayret etmek lazım. Sağlıklı bir kahvaltı, geç saatlere bırakılmayan bir akşam yemeği. Şu olabilir nispeten. Yani akşam geç saatlerde yemeğimi yedim. Aradan birkaç saat geçti. Artık ne derece pratik hayatta geçerli olur bilmiyorum. Ama ondan sonra yatmak nispeten yararlı olabilir. Belki 1-2 saat beklemek değil mi? Ve hafif gıdalar tercih etmek. Ben sahurda hastalarıma öyle öneriyorum. Evet. Yani Ramazan'da oruç tutan hastalarıma sahurdan sonra hemen yatmayın. Birkaç saat geçirin. Daha sonra hatta yapabiliyorsanız ufak bir aktivite yapın gibi. Bunlar önemli şeyler. Şimdi son 4 dakikanın içerisindeyiz. Yine bizim sloganlarımızdan biri daha gündemde. Bu ara iyi çiğne, kilo ver meselesi. Evet. Gıdaları doğru çiğnemenin ki gitgide yaşlar ilerledikçe diş sağlığımız da almış başını gidiyor hocam. Çok kötü, olumsuz yönde ilerliyor. Kemikler, evet, özellikle. Haklısınız. Hep gelen diş hekimlerimizle konuşuyoruz. Kemik yapısı eski zamanlardaki kemik değil. Yapısı gibi değil. Değil, bu nedenden dolayı sağlıklı bir ağız ve diş sağlığına sahip olmalıyız ki gıdalarımızı iyi çiğneyelim. Dolayısıyla sağlam bir çene. Evet. Bu bir antrenman gibidir o, evet, zaman hocam. Bakın ne kadar güzel söylediniz siz. Sağlam çene kasları, sağlam çene kemikleri iyi çiğnemeli olur. Zaten bir oda gibi düşünün ağzın içini. Dil burada görevli, dişler burada görevli, tükürük salgısı görevli, çene kasları görevli. Ama biz ne yapıyoruz? Hiç bunlara fırsat vermeden hemen midemize indiriyoruz bunu. Dolayısıyla ağzınızda iyi çiğnemediğiniz zaman midenizi yoruyorsunuz. Evet. Üstelik amilaz denen, gerçekten etkileri hala, yani çok kıymetli etkileri var. Tükürük içinde bulunan bir madde, ağız içindeki karbonhidrat sindiriminden sorumlu. Bunun tokluk hissi verici bir özelliği var. Biz bunu da fazla salgılatmıyoruz. Tükürük salgısını ne kadar fazla salgılatırsanız direkt merkezi sinir sisteminden gelen, beyinden gelen talimatla tükürük salgılanır. Yani bunlar istedi de tükürük bezleri, evet, ben hemen tükürük salgılayayım, evet, bir şey yok. Talimatla yapılır. Onun için eğer siz beyninizde tokluk hissi hissetmek istiyorsanız tükürük salgısını da arttırmanız lazım. Dolayısıyla iyi çiğnemeniz lazım. Onun dışında son zamanlarda PYY3-36 diye bir hormon bulunmuş. Bu hormonda gastrik kısımlarda, yani mide bağırsak kısımlarından salgılanan bir hormon. İyi çiğnediğiniz zaman bu da tokluk hissi veriyor. Ve dolayısıyla zayıflamak isteyen her insanın başlangıçta bu ritme uyması lazım. Gıdaların iyi çiğnemesi lazım. Sanırım son bir dakikanın içerisindeyiz. Hem de bu sektörün içindeyiz. Ve izleyicilerimizi hep şu dileklerle kapatıyoruz. Bizi takip edin, bizi izleyin. Yarın yine saat 14'te hep mesajlarımız var ama elleri bir şeylerle uğraşırken ya da cam silerken, yerleri süpürürken belki bir miktar kulakları bizde olsa yeter mi? Bizim programımız bu noktada daha çok söyleme ait bir program. Çok görselliğe belki hitap edemiyoruz, evet, ama televizyon bağımlılığı yapmadığımı düşünüyorum ben kişisel anlamda. Televizyon bağımlılığı yapan özel prodüksiyonlar için bir cümleniz var. Kesinlikle. Bu acaba özellikle gece belirli bir saatin üzerinde televizyonun karşısına geçip izlediğimiz dizileri mi kapsar? O dizilere bağımlı olan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Hocam, insanlar yoruluyor, ediyor. En doğal haklarıdır. Tabii televizyonda izleyecekler. Ama televizyonun karşısına geçip de bakın, günde bir saat şöyle bir diziyi izlediğiniz zaman yılda 15 gün boş geçiyor. Bu çok acı bir rakam. 15 gün içerisinde ben 10-12 kilo veren insanlar tanıyorum iyi bir performansla. Bunu 2 saat, 1 saatte bir dizi yok veya çok az.
2 saat olduğu zaman yılda 30 gün yapıyorum. Evet. Bir de üstelik orada bir şeyler atıştırıyoruz. Ha ama ben dizi seyretmek istiyorum. Hay hay. Ayaklarını ağırlık bağlar, kaldırır, indirirler. Hiç olmazsa diyorum bir tane merdane yaptırın, ayaklarınızı çevirin. Çok küçük, ayda 10-12 lira alınacak taksitte bisikletler var. Alıp pedal çevirebilirsiniz bununla. Gene izleyin. Böylelikle yılda 15 gün spor yapmış oluyorsunuz. 30 gün spor yapmış oluyorsunuz. Ama üzülerek söylüyorum, bizim insanımız her şeyi yapıyor. Fakat spora karşı inanılmaz bir direnç var. Ama başımızı da belaya sokuyor bu. Dolayısıyla bence biraz dışarı çıkmakta fayda var, değil mi? Belediyelerin yürüyüş alanları var. Belediyelerimiz gerçekten elinden geleni yapıyor bu konuda. Yani hepsine teşekkür etmek lazım. Bakıyorsunuz bazı alanlar var, bomboş. Evet. Hocam bomboş. Ama poğaça satanların, pilav satanların önünde de kuyruklar var. Çok ilginç. Bence biz bunları anlatmaya devam edelim. İnşallah. Önümüzdeki haftalarda tekrar bir araya gelelim. İnşallah. Programımızda bu noktada artık yavaş yavaş son veriyoruz. Son saniyelerimizin içerisindeyiz. Ekranlarımızdan Mete Ekşioğlu ile birlikte sağlıklı bir yaşam için öğütler vermeye, tavsiyeler vermeye diyelim daha doğrusu. Devam edeceğiz efendim. Görüşmek dileğiyle.